Allah'ın pazarda yedirmesin inşallah. The Turks they pray like a rocket. O şirket de yeni yıl paketi verdi, bakalım içinde ne var. Bize veren Allah'ı hamd sana olsun ki velhasılı kelam. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Emin Batman. Yeni bir videoma ve kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizi görmeyeli uzun zaman oldu. Heyecanlandım, günlük vloglara tekrar başladım. Oh my Allah, çok seviniyorum. Neden? Batman Sokak'ta Batman Avrupa serimin ilk videoları yayımlandı ve yorumları okudum. Ve hak verdim. Günlük vlogları ben de çok özledim ve dedim ki neden bu süreçte günlük vloglar paylaşmayayım. Bu arada da yeni yılın sizlere mutluluk, huzur, barış, başarı getirmesini diliyorum. Benim için çok güzel bir yıl olacak gibi görünüyor. Öyle hissediyorum. Enerji öyle geliyor bana. İnşallah da öyle olur. Ya Rabbel Alemin. Size de aynı şekilde umarım güzel bir sene geçer. Şu an bir arkadaşı bekliyorum. Bir fotoğraf workshopuna, atölyesine katılıyorum. Partnerimle birlikte oturduğum mühitte fotoğraflar çekeceğiz. Onu bekliyorum. Daha tanışmıyoruz. Beraber tanışacağız. Umarım bu videoyu keyifle izlersiniz. İyi seyirler. Hello, hello. Wa alaikum salam, Mehdi Uharet. Alhamdulillah. Leuk, leuk je te zien. Hoi allemaal. Nou, wij gaan samen foto's maken vanavond. Dus waarschijnlijk ga je nog meer van me horen. Tot straks. Je bent er goed in hoor. Doe je goed. Er gaan deuren voor je gesloten, maar andere deuren gaan weer open. En dat is zo'n belangrijke boodschap, zeker in deze coronatijd. Ja, ja, en zelf heb ik zoveel deuren dicht zien gaan. Maar inshallah, het openen weer nieuwe deuren. Inshallah, daar hopen we op. Leuk, zo grappig dat eigenlijk zo'n fotografie-workshop je bij elkaar brengt. Ja, ja. Ik zag je naam ook al, ik dacht Mehdi, maar je achternaam is dan weer Nederlands. Is in Nederlands, klopt. Ja. Maar je bent dus half Nederlands, half... Nee, ik ben in 1988 moslim geworden. Oh, wat leuk. Je bent gewoon oer-Hollands eigenlijk. Ja, nou ja, Hollands-Brabants dan. Oh, wat leuk. Oh, wat 1988. 88, ja. Dat is oud. Nou, oud. Ik bedoel meer, dat is lang geleden. Ja, nou, je ziet, hè, ben ik grijs van geworden. Wauw. Ja. Oh, wat bijzonder. Ja. Dus... Wauw, en je bent gewoon in Brabant, ben je gewoon moslim geworden, daar? Nee, dus... nee. Ik heb de eerste 20 jaar van mijn leven in Brabant gewoond, toen naar Amsterdam gekomen. Hier allerlei omzwervingen gemaakt. Ja. Nog even een zijstapje naar het Jodendom. Dat voelde voor mij van back to the roots, vanuit het christendom. En dat was het eigenlijk ook, maar ook ontdekken van ja, wie was Jezus eigenlijk. Ja. Dat, hij beroept zich op de Torah, waar... uiteindelijk, ja, het dubbeltje viel toen ik in Marokko uitgebreid over de islam kon praten. En ja. Dacht ik van, ja, maar dat is wat ik zelf ook geloof. Ja, ook dat Jezus een profeet is en geen zoon van God. Ja. Ja. Wauw. Nou, ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. En waarom Mehdi? Waarom heb je voor Mehdi gekozen? Ja, de letterlijke betekenis, ja, het klinkt in het Engels beter dan het Nederlands. Rightly guided. En dat is... Mooi. De jongens die getuigen waren van de Shahada, die zeiden dat is een naam die bij jou past. Jouw levensgeschiedenis, wat je allemaal hebt gedaan, waar je hebt gezocht. En, ja. Je bent gewoon geleid. Rightly guided ben je. Ja, dus ja, ik vind een naam die bij me past. Hoe leuk. Maar tegelijkertijd zit er ook een boodschap in. Hè, van zorg dat je wel geleid blijft. Dat, laat je hoofd niet afleiden. Nee, wat leuk. Nou... Ik vind het echt leuk om ook eens... En toevallig dat ik dan op jouw bericht reageer. Ja. Nee, Qadar. Ja, nee. Dat is dus Allah's, God's plan, Allah's plan. Ja. Nou, leuk. Oh, je hebt ook een Sony. Ja. Nou, Sony gang. Welke heb jij? Ik heb de A7 R3. Oh, oké. Ja, daar had ik geen doekoe voor. Nee hoor, het is, nou ja... De A6400. Ja, ik heb de A6500 gebruik ik ook, voor filmen vooral. Het is een hele fijne camera. Ja, absoluut. Selam aleyküm Ahmet abi. Nasılsın? Şu an,
this feels good now. Right? Imagine we go there and we have to take away and eat. Yeah, it gets cold. And alhamdulillah, there are mosques. Alhamdulillah. Sure. Have you witnessed something about Turkish Muslims and Moroccan Muslims? Like the difference? A difference? Well, yeah. And it has been very confusing for me in the beginning. For example, it starts at the prayer in the Moroccan mosque. You close your feet together. And here, it's the Maliki and the Hanafi tradition. There's a difference. It's both good, but at first, when you're a new Muslim, it's confusing because you don't know all those differences. Faslı caminde insanlar Şafii oldukları için genellikle ayaklarını birbirine değdiriyorlar diyorlar. Türk cami, Faslı cami cemaatte. Türk camilerine diyor, millet kendi ayaklarını diyor. Why is it like that? Also, especially during Ramadan, in Turkish mosque, the prayer, the Tarawih prayer, is much faster. Do you like that? Well, we always say the Moroccans they pray in rakat, but the Turks they pray like a rocket. Do you go to Turkish mosque with Tarawih or Moroccan? Both. When you don't want to do a long, you go to Turkish. Yeah. Which one is better? Turkish. Yeah. He says like a rocket. Yeah. But rocket imam. You know? Yeah. Jet imam. Are you interested in soccer? Football? Are you interested? Yeah, I like it. Which takım are you for? My team is Galatasaray. You know? Yeah. Galatasaray? Yes, best Turkish football team. What best? Yeah. Are you serious? Yes. You can search on Google which team best Turkish football team. I can change that also on Wikipedia. It's not the best. What? Forget the game. I think Ekmekspor. Yeah. Ekmekspor is very delicious. Yes. Ekmekspor is a joke in Turkish slang when you say, like, especially elderly people, when you ask which team are you for, they say Ekmekspor, which means, or maybe I'm wrong, like I work for my money or I'm not interested in. Ekmek parası means my money brought health. And when you say... It's also Dutch, brought health. Yes, Ekmek but... Money. Ekmek sport. Yes. So you're working for your money. Yes, but not same meaning. I know. It does have a meaning. Efendim, yeni bir günden herkese selamlar. Şu an Müzeler Meydanı'ndayız ve işe geldim. Bugün işte beraber bir gün geçireceğiz. Sanırım işte olduğum için fazla vlog çekmeyeceğim ama böyle görüntüler gösterebileceğim. Dün beraber Mehdi abiyle tanıştık. Çok ilham verici birisiydi. Neden? 61 yaşında ve hala aslında sevdiği hobileriyle ilgileniyor. Çok güzel bir şey bu. Aslında farklı yaşta, farklı sosyal klaslarda, yani kendi sosyal çevrenizden hariç ekonomik seviyesinde de arkadaşlar edinerek ufkunuzu bence daha genişletebilirsiniz. Ben böyle tecrübe edindim. Birçok farklı arkadaşım var, international arkadaşım var ve hayata bakış açınız değişiyor. Mehdi'yi de ekledik tecrübe konusunda, bana ilham konusunda. Teşekkür ediyorum Mehdi'ye. Umarım keyifle izlersiniz bugünümü de. İyi seyirler. Bu arada outfit'im nasıl ama? Çok
çok iyi değil mi? Ya maşallah, Allah'ın nazarda indirmesin inşallah. Hadi bay. Vermediler. Bu arada biliyor musunuz? Van Gogh Koç burcu. Van Gogh'a selam söylüyoruz. Koç burçları iyidir ya. Koç burçlarını yorumlarda göreyim. Kıyım arka. Kıyım arka. Hey, hallo, selam aleikum. Goed en met jou? Fijn, fijn. You're back at it again, zie ik. You are, wow. Is er een kans, ik had het er toch over dat ik 2-3 maanden naar het buitenland zou gaan. Okay. Dat kan dus vanaf begin maart, dus 1 maart, zou ik... dat is niet, nog niet zeker, nog niet definitief. Maar dan zou ik voor 3 maanden naar het buitenland kunnen. Efendim, ne içmek istersiniz? Ben bir tane kafe krem alacağım. Müze kapalı maalesef. Ziyaretçileri açık değil ama biz çalışanlar da haftalar sonra tekrardan ilk gelebiliyoruz. Çok mutluyum ofise geldiğim için. Çünkü evde çalışamıyorum. Kahve molamı verdim. Amsterdam manzarasıyla yudumlayacağım ve keyfime bakacağım. Dan moet je naar wie is wie. Dus dat zegt iemand. Ja, wie is wie? Ik ben op Corrie. Oh, sta ik daar ook op? Vast ja. Wel. Als ik je niet kende, dan heb ik gewoon niet wat je daar op zoek. Dan moet je naar... Dus jij kijkt niet naar Instagram, je kijkt gewoon op wie is wie. Is dat goed? Ja, of gewoon op Outlook, dan typ je de naam en dan zie je die profielfoto. Ja. Kijk erbij, kijk erbij. Hier rijd, pak. Ja. Kom op je kant op en we hebben contact. Top. Nou, dankjewel. Ja? Ja, dankjewel. Tot snel. Yes. Okay. Doei doei. Goed. Hoi. Aman ya Rabbi ya Resulallah. Ha. Arandım neden? Belediye beni aradı. Amsterdam Belediyesi. Dedi ki Ahmet Emin sana ihtiyacımız var. Bizim bölgede, benim yaşadığım bölgede bayağı bir yenilikler oluyor ve dediler ki Ahmet Emin seni komisyonda istiyoruz, sanat komisyonunda. Ne yapacaksın? Sanatçılarla birlikte çalışacaksın. Ben dedim beyefendi kendim bir sanatçıyım. O yüzden ne kadar etik bir durum. Yani benim bir sanatçı olarak, bir mimar olarak bulunmam. Çünkü ben de bir eser yapmak istiyorum dedim. Dedi vay bayağı ambitious dedi. Yani söylediğin iyi oldu dedi. Bunu değerlendirelim dedi. Evet bakalım inşallah dua edin. Van Gogh Müzesi'nde bir şirket aracılığıyla çalışıyorum. O şirket de yeni yıl paketi verdi. Bakalım içinde ne var? Vay efendim. Teşekkür ediyorum. Ne var acaba? M&M vermişler. Başka ne var? Allah. Popcorn. 2 tane popcorn. Hani bunu mu verdiniz yani? Şaka yapıyorum bunu. Şükretmek lazım. Dank voor jouw inzet. We wensen je fijne feestdagen. 10 euro werk. Wat lief. Bir de ne vermişler? Movie gift card. Oh wat leuk. Evde film bakmak için de film vermişler. Teşekkür ediyorum. Sevdim seni bir kere.
Başkasını sevemem. Deli diyorlar bana. Desinler değişemem. Desinler değişemem. Desinler değişemem. Daha yolun başındasın. Değişirsin diyorlar. Değişecek miyiz acaba? Benim. Abdullah Bey Türkiye'den geldi. Hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsın? Allah iyilik versin. Nereden geldiniz böyle? Aa, beni niye dövüyorsun ya? Oh my Allah. Hayırdır, ne oldu, anlat. Yolculuk nasıldı? Yolculuk biraz yoruldu. Niye, anlat? İstanbul Havalimanı'na indik. Vardım, bir çek yaptırayım dedim. Şeyimi kartımı alayım diye. Dediler ki, sizin dediler uçuşunuz Sevilla Gökçen. Ben dedim, nasıl yani? Ben dedim, ya böyle şey mi olur dedim ya. Sen şok. Ben şok tabii. Saçmalık dedim, böyle şey mi olur, bilemedim. İlk defa başıma geliyor. Bakıyorum bilete. Altın şeyde İstanbul Havalimanı yazıyor. Nevşehir'in İstanbul'a inişi. Ondan sonra şeyde İstanbul'dan kalkışta Sevilla Gökçen diyor. Sen şok. Ben şöyle diyorum ki Allah Allah. Ondan sonra işte seni aradım. Şok. Şok. Çok komik. Ondan sonra işte telefonla falan ayarlamaya çalıştık sen. Evet. Bayağı aradım bu arada Türk Hava Yolları. Olmayınca bir rüzgar var, böyle bir şey var. Ara otobüs sallanıyor böyle rüzgarın olmasında. Ya ben de adam diyorum şey yoldan çıkacak diye baktım. Ya yalnız mıydın otobüste? Yok, bayağı vardı ya. Tanıdık çıktı mı? Yok, İsviçre'de bir tanesine rast geldim ben. YTB'yi tanıttım. YTB'nin YouTube kanalını gösterdim. Abone ettirdim. Ya beni niye tanıtmıyorsun? Bir dakika, acelikle. Dedim benim oğlum dedim. Organizim. Onlara dedim, şey yapıyor. Göçük ayarı. İzle videoyu, göçük ayarı çekiyor. Birinci neslinin şeylerini çekiyor dedim. Ne dedi? Onun da YouTube'una bakabilirsin dedim. Kanka demin Batman dedim. Tamam. Ona da bakarım dedi. Ama YTB'yi hemen açtı, oraya abone oldu. Benden önce YTB'yi söyledin o zaman. Tabii sen öyle okuyorsun. Devletimiz yani. Gerçekten saçmalık bu arada. Yani Sevilla Gökçen sen havalanına geliyorsun, götürüyor öbür havalanına mı bakıyorsun? Gerçekten saçmalık yani. Çok komik. Yani oradan oraya taşınıyorum yani bilen. Yani bu bilet kişisel arkadaşlar bu kadar saçmalık olamaz yani. Hanginiz daha iyi insanlığı doğruya sevk edecek? Evet. İnşallah. Onun için biz gelecek nesli daha iyi yetiştirmemiz lazım. Daha iyi yetiştireceğiz ki topluma daha iyi yetiştirecek. İnşallah. Rabbim yardımınız olsun. Videoyu bitir istersen. Ben nasıl bitirdim tamam. Bilir. Nasıl bitirdim biliyorum. Biliyorsun o kadar gördüm ki. Şeyler diyorum öncesinde. Kendinize sahip çıkın. Kendinizi anlamaya çalışın. Sadece sevmeyin. Sevin de var ama onu da söyle. Sadece sevmeyin. Allah'ın en güzel yarattığı şekli bize veren Allah'ı hamdü sene olsun ki velhasılı kelam. Oh, çok iyisin. Evet. Velhasılı kelam. Yani kendinizi yani, sevin. Kendinizi Allah'ın seni yarattığı için yani, sevin. Ahsen-i takvim olarak yarattığı için o şekilde sevin. Allah'ımıza emanet olun. Yine bir bildirelim. Yeni bildiği yeri bilmiyoruz Allah'a var. Yaşar mıyız, ölür müyüz, zaman ayırabilir miyiz? Bilemiyoruz. Onun için Allah'a emanet olun.